İki vatandaşımız öldürüldü. Bakalım detaylar neler. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Nürnberg kentinde bir eğlence yeri işleten Mert Akın ve Şahan Özgür adlı iki kişi arasında bir alacak verecek meselesi nedeniyle bir tartışma çıkıyor. İddialara göre Mert Akın elindeki silahı ateşliyor ve Özgür Şahan'a iki el ateş ediyor. Bu sırada Mert Akın'ın elindeki silahı almak isteyen Orhan adlı kişi de bu silahtan çıkan kurşunla yaralanıyor. Mert Akın olay yerinden kaçıyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis tüm müdahalelere rağmen Şahan Özgür'ü kurtaramıyor. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orhan adlı kişi de hastanede maalesef yaşamını yitiriyor. Yüzlerce polisin güvenliği sağlamak için ağır silahlarla girdiği olay yerinde bir tane silah bulunuyor. İki Türk arkadaşını vuran, öldüren Mert Akın ise henüz yakalanmış değil. Allah rahmet eylesin diyelim. Söylenecek çok fazla söz yok aslında. Yani ne oldu, neyi çözdünüz? Çok merak ediyorum. Şimdi bu olaydan bağımsız. Şimdi bakıyoruz, karısını öldürenler, vuranlar, onu yapanlar, para için şunu yapanlar, bunu yapanlar falan. Hangi sorun çözüldü? Ne oldu şimdi? İyi mi oldu şimdi? Çözdün mü şimdi sen bu para işini? Tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz hiçbirimiz. Bu olaydan da bağımsız konuşuyorum. Ne çözüldü? Yarın öbürsü gün yakalanacaksın. Ömrün dört duvar arasında geçecek. Konu ne olursa olsun ben bilemem. Seyircimiz de bilemez. Biz Hatice'yi din neticeye baktığımızda neyi çözdünüz? Kadın cinayetleri onlar bunlar her geçen gün artıyor. Karısını vuranlar bilmem ne yapanlar. Ne oldu? Neyi çözdünüz? Hangi sorun çözüldü şiddetle? Bir de bu silahın ne işi var kardeşim sizde? Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da düşündüren ve çok tartışılan bir konu. Almanya'da yasaklı madde. Evet, yasaklı madde, anladınız siz. Söyleyemiyorum YouTube tarafından çünkü yasak gelir. Anladınız. 20 ile 30 gram arasında yetişkin insanlar bunu üzerlerinde, evlerinde bulundurabilecekler. Bununla ilgili artık durum legalleşiyor. Sağlık Bakanı da çıktı, açıklama yaptı. Bizim derdimiz bunu kontrol altında tutmak dedi. Bundan iki tane şey çıkıyor. Bu yasaklı maddeyi kullananların sayısı artacak. Bir, ikincisi de artık Alman hükümeti bu yasaklı madde tacirlerine teslim olmuş vaziyette. Kabul etmek zorunda kaldılar. Bizim halkımız bu yasaklı maddeleri kullansın diye gemileri, yelkenleri suya indirdiler. Bu belli. Şimdi arkadaşlar, daha çok mücadele edeceklerine bu yasaklı maddelerle görüyoruz ki artık kabullenmiş vaziyetteler. Almanya'da, her yerde bu yasaklı maddenin kokusunu duyabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Maalesef toplumların altına devlet eliyle yasalar çıkartılarak legalleştiriliyor, dinamit konuluyor. Gençler başta olmak üzere hayatları daha da kötü hale gelecek. 20 ile 30 gram arasında insanlara serbest bırakılacakmış. Anlatırken bile hicap duyuyorum. Birilerine özendiriliyor yasayla. Maalesef tablo bu. Sokaklarda satılacak, daha çok satılacak. Marketlerde satılacak. Arkadaşlar, gerçekten çok çok üzücü bir olay bu. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji fiyatlarının artık adeta çıldırmış vaziyette olması işçileri, emeklileri, bunun yanı sıra dar gelirli olan insanları sokağa dökmüş vaziyette. Almanya
Evet, Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi, dünyanın da dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya'da yaklaşık 25 bin kişi çeşitli kentlerde sokaklara çıkarak artan fiyatları protesto ettiler. Bunun yanı sıra hükümetin vermiş olduğu sosyal desteklerin de bir an önce arttırılması için acele edilmesi gerektiğini sokaklarda haykırdılar. Bir diğer ifadeyle şu yorum yapabiliriz: İnsanlar sokaklara çıktılar, artık yeter dediler, isyan bayrağını da çektiler. Bakın, Almanya'nın 6 şehrinde yaklaşık 25 bin kişi artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetleriyle başa çıkmak ve fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde kurtulmak adına hükümet fonlarının daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini haykırdı. Protestocular Berlin, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden ve Frankfurt'ta enflasyonun düşürülmesi, nükleer enerjinin kapatılması, yoksullar için daha fazla enerji desteği isteklerini dile getiren pankart taşıyarak hükümeti protesto etti. Organizatörlerden Greenpeace'e göre eylemlere Almanya genelinde yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Polis Berlin'de yaklaşık 1800 protestocunun toplandığını ifade etti. Almanya'nın ikinci büyük sendikası olan Verdi'nin başkan yardımcısı yapmış olduğu açıklamada vatandaşlar için acilen mali yardıma ihtiyacımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hükümet çok şey yapıyor ama sulama kabıyla para dağıtıyor. Düşük gelirlilerin zenginlerden daha fazla desteğe ihtiyacı var açıklamasını yaptı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın. Şu ana kadar koronavirüs, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşamadığı enflasyonu yaşıyor. Ekonomik krizi yaşıyor. Biz bunu yaklaşık 3 aydır, 3,5 aydır anlatıyoruz ve diyoruz ki görünen köy kılavuz istemez. Bu vatandaşa verilen 150, 200, 300 euro ile bu işin çözülmesi mümkün değil. Bir kere hükümeti yönetenlerin sosyal yardımları %50 oranında en az arttırması gerekiyor. Çalışanların en düşük maaşı net 2000 euro olması gerekiyor. Emeklilerin almış olduğu en düşük maaş net 1500 euro olması gerekiyor. Bunun dışında Avrupa'nın hiçbir noktasında bu paraların altında artık geçinmek imkansız vaziyette. Hükümet bunu sizden benden daha iyi biliyor. Ancak üç maymunu oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum arkadaşlar. Yaptıkları bu. Bunun dışında yoksa çarşıya, pazara gittiğinde vatandaş, özellikle ev hanımları sanıyorum anlatacaklarımı daha iyi anlıyor ve görüyordur. Sıradan herhangi bir çarşıya, markete gittiğimiz zaman geçmişte örneğin 50 euro civarında bir sepetimizi, arabamızı dolduruyorken şu anda minimum 120-130 eurodan aşağıya bir marketten bir evin mutfak ihtiyacını, o da üstelik 6-7 günlük mutfak ihtiyacını zar zor kısarak belki karşılayabiliyoruz. Doğalgaz faturaları patladı, elektrik faturaları patladı, benzin fiyatları patladı ama ne hikmetse hükümet yeni vergiler almanın peşinde koşuyor. Hükümet 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da insanlara dedi ki evinizin emlak beyannamesini verin. Ne demek bu? Biz sizden vergi alacağız demek. 31 Ocak 2023 tarihine kadar Almanya'da evi bulunan herkesin emlak beyannamesini internet üzerinden vermesi gerekiyor. Daha sonra bu kişilere bir vergi borcu çıkartılacak. 2025 yılına kadar da bu vergi borcu vatandaştan tahsil edilecek. Bir taraftan sosyal yardım yaptık diyorlar. Bir taraftan da yeni vergilerle vatandaşın cebindeki parayı çekip nazikçe alıyorlar. Hiç karıncanın belini incitmiyorlar. Tablo bu. Önümüzdeki günlerde doğalgaz faturanız daha çok gelecek. Elektrik faturanız daha çok gelecek. Arabanıza koymuş olduğunuz benzin miktarı, ücreti daha da artacak. Çözüm, 200 euro veriyorlar. Hadi sen sağ ben selamet diyorlar. Vatandaşı, özellikle arkadaşlar Avrupa'da, sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın tamamında emeklilerin gerçekten durumu çok kötü. 500-600 euro emekli maaşı alanlar var. Bu adil değil. İster tam emekli olsun, ister olmasın, önemli değil. İnsan mı değil mi? Bu insan da tam emekli olmasa da
yiyecek, içecek, insanca yaşayacak, doğalgazını yakacak. Eğer sosyal yardım da almıyorsa bu insanlar, emin olun ki yaşayan bir ölü. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da bazı gazeteler ve televizyon kanalları Noel'de, yani yılbaşında ucuz tatil yapmak istiyorsanız ilk tercihiniz Türkiye olsun diye yayınlar yapıyorlar. Yılbaşında bir haftalık uçuş dahil 750 Euro'dan Antalya'da başlayan ve hatta daha az paralar ödeyerek tatil yapma imkanı olduğunu şu anda gerek turizm sitelerinde gerekse gazetelerde görebilirsiniz. Bunu haberleştiriyorlar. Şimdi tabii ki Türkiye açısından iyi yanı da var, diğer taraftan kötü yanı da var. Türkiye'de turizm sektörü koronavirüsün yoğun olduğu dönemde büyük bir krizin içerisine girdi. Pek çok işletme, restoran vesaire turizm sektöründe iş yapanlar iflas bayrağını çektiler. Şimdi geride bıraktığımız yazda ise bu turizm firmaları, turizmciler adeta bayram yaptı. Çünkü bir olan şeyi ona satmalarına rağmen fırsatçılık, hepsi için söylemiyorum, işini dürüst yapanlara bir şey söylemiyorum. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Bu çürük elmalar bir olan şeyi ona satarak vurgun yaptılar ve euronun, işte doların yükselmesi nedeniyle de şu anda hala Türkiye popüler bir tatil noktası destinasyonu. Uçak dahil vatandaşın 500-600 eurolara, 700 eurolara bir hafta tatil yapabileceği başka bir yer bulması çok zor. Hatta İstanbul ve çevresinde 350 euroya uçuş dahil tatil yapılacak olan yerler var. Antalya'da 350 euroya 5 gece denize sıfır tatil yapılabilecek turizm tesisleri var. Şimdi Türkiye'nin turizmi kalkınsın, para kazansın. Ancak benim kabul etmediğim, benim ahlaklı bulmadığım bir durumu bu turizmle ilgili gündeminize tekrar getireceğim. Bakın, bir lahmacun için 350-400 lira para isteniyorsa, bir su için 20-25 lira para isteniyorsa, bunun adı turizm falan değil. Bir sahile, kumsala gidip çoluk çocuğunla beraber oturmak için bir havlunu atamıyorsan, şezlong parası ödemek zorundaysan, şemsiye parası ödemek zorundaysan, bunun adı yine turizm değil, bunun adı fırsatçılık, bunun adı vurgunculuk. Çoluk çocuğunla beraber gidip havlunu seremiyorsun hiçbir sahile. Her yeri işgal etmişler ve resmi bir işgal var. Gündüz buralar arkadaşlar plaj yapıyorlar, akşamları da masa sandalye atarak buralara restorana çeviriyorlar. Türkiye'deki sahiller kanununa göre vatandaşın sahile ulaşmasını engelleyemezsin. Kanun açık. İster bu bir site olsun, ister bir işte otel olsun, bilmem ne olsun, hiç kimse sahili kapatarak vatandaşın sahile ulaşmasını engelleyemez. Kanun açık. Devlet bunu biliyor. Kolluk kuvvetleri bunu biliyor. Kaymakam biliyor. Belediye başkanı biliyor. Vali biliyor. Herkes biliyor. Uygulayan kimse yok. Gidip birine desen ki ben buraya havlumu koyacağım. Orada çoluk çocuğunla beraber bir kamyon sopa yersin. Açık. Net. Bunun adı turizm falan değil. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Danimarka'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avustralya'dan, Kanada'dan, dünyanın dört bir yanından insanlar gelip parasını ödüyor, keyfini çıkartıyor. Benim vatandaşım, Türkiye'de yaşayan gariban, çoluk çocuğuyla beraber gidip o sahile havlusunu serip evinden getirmiş olduğu yemeğini yiyemiyor. Tabii soygun var. Bir hamburgere 200 lira para alıyorlar. Evet, bu vatandaş nasıl gelecek, nasıl yiyecek? 4 kişilik bir aile, Allah muhafaza bunda plajlardan bir tanesine gitse en az 2000 lira para ödemek zorunda. Giriş parası, şezlong parası, yeme, içme. Soygun var.
soygun var, soygun var. Böyle turizm falan olmaz. Bunun adı turizm falan değil. Bunun adı vurgunculuk. Bunun adı soygunculuk. Bunun adı vatandaşı bile bile isteye isteye, özür diliyorum sizlerden kıymetli izleyicilerimiz, kazıklamaktır. Ben böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Aksi düşünüyorsanız lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Yanılıyorsak diyelim ki oturalım, tartışalım, özür dilerim. Özür dilemek de bir erdemdir. Bu kadar basit. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'da benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir gurbetçi vatandaşımız devleti koronavirüs döneminde almış olduğu yardımlarla 12 milyon euro dolandırdı ve tutuklandı. Olay nedir? Nasıl ortaya çıktı? Koronavirüs döneminde kurmuş olduğu sahte şirketlerle bu şirketlere yardım adı altında devletten destekler aldı. 11 kişilik bir çete oldu. Bu sahte evraklarla, sahte şirketlerle devleti toplamda 12 milyon euro zarara uğrattığı ortaya çıktı. Almış olduğu bu paraları Türkiye'deki banka hesaplarına ve Çin'deki banka hesaplarına aktardığı ifade edildi. Bakın haberin detaylarında başka neler var. Rennes savcılığı Ekim 2020'de başlattığı dolandırıcılık ve kara para aklama davasını sonlandırdığını duyurdu. 2020 yılında 41 yaşındaki gurbetçi liderliğindeki 11 kişilik çete, koronavirüs dönemindeki işsizlik ikramiyelerini zimmete geçirmek, dolandırıcılık ve paravan inşaat şirketleri üzerinden kara para aklamak ve çeşitli suçlardan devleti 12 milyon euro zarara uğrattıkları ortaya çıkartılmıştır denildi savcılık açıklamasında. Orne'de yaşayan inşaat şirketi sahibi gurbetçi 9 Haziran'da koronavirüs yardımlarında dolandırıcılık ve kara para akladığı için gözaltına alınmıştı. Bu kişinin evi polis tarafından basıldı. Yapılan operasyonda 11 kişilik çete üyesi yakalandı. Yakalanan 11 çete üyesi liderlerinin 41 yaşındaki bir Türk olduğu ortaya çıkartıldı. Çete üyeleri serbest bırakılırken gurbetçi tutuklandı. Yapılan soruşturmada geniş bir organize kara para aklama ağı olduğu ortaya çıkartıldı. Gurbetçinin liderliğinde kurulan paravan inşaat şirketleri aracılığıyla bu paraların Türkiye'ye aktarıldığı da ortaya çıkartıldı. Savcılık bu olaya karışan kişilerin 2 milyon euroluk değerindeki mal varlıklarına da el koydu. Ayrıca toplam para aklama miktarının 12 milyon olduğu da tekrar ifade ediliyor yapılan bu savcılık açıklamasında. Evet arkadaşlar, maalesef yapacak bir şey yok. Yani böylesine illegal, hakkın olmayan, devleti dolandırmak, vatandaşı dolandırmak gibi işlerin elbette sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bir söz var, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'de evi olmayanları ev sahibi etmeye yönelik bir açıklama var. Şimdi bu açıklamayı ben sizlerle paylaşacağım. Ancak düşündürücü bir açıklama olarak görüyorum. Şöyle ki, Türkiye'de eşi vefat etmiş kadınlara verilecek 300 bin TL konut desteğinin şartları açıklandı deniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut yardımı yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık'ın açıklamalarında yer alan bilgilere göre yeni destek paketi için eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı başlatılacak ve bu çerçevede 2023 adet konut inşa edilecek Türkiye'nin değişik kentlerinde. Bu kapsamda toplamda 607 milyon TL bütçe ile hane başına 300 bin lira destek sağlanacak. Bu açıklanan ev sahibi ya da ev desteği alma şartlarının en başında da 3 tane çocuk olacak eşi vefat eden kadının ve çocuklar da 18 yaşından küçük olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olması, yani ekonomik durumun iyi olmaması, eşi vefat etmiş, 18 yaşı altında en az 3 çocuklu, hane özelliğine haiz olması kaydıyla diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak, konutların yapıldığı ilde ikamet etmek, bakanlığın sosyal konut projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım
yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşıyor olması gerekiyor. Bu yapılan açıklamanın ya da bu yardımın kapsamı çok yetersiz. Türkiye'de eşi vefat etmiş 18 yaşın altında 3 tane çocuğu olan, yani kaç kişi var? Hepsi ev sahibi olsun, bak hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'de evi olmayan emekliler başta olmak üzere, şu anda Türkiye'de asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar başta olmak üzere, evinin kirasını ödeyemeyen vatandaşlarımız, ekonomik olarak gerçekten çok zor durumda olan tüm vatandaşlarımızın da dahil edileceği daha büyük bir konut kampanyası başlatılmak zorundadır arkadaşlar. Herkese ev. Evet, herkese ev olmalıdır. 2023 kişi. Çok yetersiz. TOKİ belirli kentlerde güzel bir kampanya başlattı. Takdir ediyoruz. Ama arkadaşlar çok yetersiz. Ülkemizde arsa sorunu yok. Bu insanlara da zaten bedava vermiyorsunuz. Ya genişletin şu kapsamı. Millet şu kira derdinden bir kurtulsun. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da Türkiye'de ev sahibi olması için maalesef yeteri kadar adım atılmıyor. TOKİ İstanbul Sancaktepe'de bir proje yaptı. Yani sınırlı sayıda ve işte lüks konut olarak geçiyor. Bakın, yurt dışında yaşayan herkesin cebinde para yok. Eski Almancı, eski Almanya, işte Fransa falan, bunlar yok artık. Vatandaşlarımızın pek çoğu ay sonunu zar zor getiriyor kıymetli izleyicilerim. Yani yurt dışında yaşıyor olmak çok parası var anlamına gelmiyor. Bakın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın %90'ı Türkiye'de bir evim olsun, ileride ya da işte izine gittiğimde kendi evimde kalayım diye hayal kurar evi olmayanlar. Ya bunlar da yurt dışında yaşayan vatandaşımız da bizim insanımız ya. Neden? Onlara yönelik daha büyük bir, yani daha kapsayıcı bir kampanya başlatmıyoruz. Emekliyi neden ev sahibi yapmıyoruz? Hem ekonomi canlansın ve bedava vermiyorsunuz. Bedava diye bir şey yok ki. Tabii ki devletin herkese ev yapacak ekonomik gücü yok. Dünyada hiçbir devletin böyle bir gücü yok. Ama kolaylaştırırsın. Arsa bedava. Aç hazine arazilerini, aç bedava. Her yer devletin. Öyle hani 50-60 katlı binalarda yapmayın, 2 katlı. Yer çok. Büyük şehirler haricinde her yerde arsa var devletin, hazine arazileri. Bedava ver vatandaşa arsayı. Al sana evde. Şu anda asgari ücretle çalışan bir kişinin kirada oturuyorsa maaşının en az %70'i, bak %70'i kiraya gidiyor. Nasıl, ne yiyecek bu adam çoluk çocuğuyla beraber? Tablo bu. Hani matematik profesörü olmamıza gerek yok. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan herkesin cüzdanını yakacak bir gelişmeyi maalesef sizlerle paylaşacağım. Fransa, Rusya'nın doğalgazı kısmasıyla, kapatmasıyla beraber bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi haline geldi. Fransa bu doğalgaz krizini aşabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çaldı. Bugüne kadar Fransa'nın Amerika'dan almış olduğu gaz, Fransa'da kullanılan gazın %28'iydi. Önümüzdeki ay itibariyle bu oran %45'e kadar çıkacak ve şu anda Amerikan şirketleri Rusya'dan 4 katı daha fazla bir paraya bu gazı satıyorlar arkadaşlar. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu: Fransa'dan beni izleyen tüm vatandaşlarımız önümüzdeki faturadan itibaren daha yüksek miktarda maalesef para ödemek zorunda. Çünkü şu anda maalesef Avrupa'nın en önemli gündem maddesi enerji. Enerji de Rusya ile beraber şu anda Avrupa'da çıkmazın içerisine girmiş vaziyette. Bakın,
Rusya-Ukrayna savaşının faturasını kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Evet arkadaşlar. Olan kime oldu? Sana oldu, bana oldu, bir de Ukraynalı'ya oldu. Kimler uzaktan elini ovuşturarak izliyorlar? Amerika Birleşik Devletleri. Biliyorsunuz dolar uzun yıllar sonra ilk defa Euro'yu geçmişti. Şimdi biraz dengeler gibi oldu. Niye? Amerika uzaktan izliyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre gibi ülkeler bu Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Ukrayna'nın devlet başkanını çağırıp bak dediler, biz senin arkandayız, biz senin yanındayız, sen git Rusya'ya kafa tut. İşte Rusya'ya kafa tutarsan sonucu da böyle olur. Ha, Rusya haklı mı? Hayır değil, tabii ki değil. Ukrayna'yı yem ettiler. Amerika yem etti, Almanya yem etti, Fransa yem etti, bilmem ne, hepsi yem ettiler. Bugün savaş bitse Rusya'da 50 yılda Ukrayna toparlayamaz. 50 yılda. Bütün altyapısı, üst yapısı, kamu binaları, okulları, hastaneleri darma duman oldu. Evet. Avrupalı siyasetçiler Ukrayna'yı Rusya'nın önüne attılar. Ama şunu hesaplayamadılar. Yine en az Ukrayna kadar Almanya'da yaşayan vatandaşı da zarar gördü. Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, Avusturya'da, Belçika'da, diğer tüm ülkelerde aynı tablo var. Şimdi ne yapıyorlar? Biz gazı nereden bulacağız? Ne yaptı Fransa? Gitti Amerika şirketlerinin kapısını çaldı. 4 kat daha pahalı. Arkadaşlar, savaş bir çocuk oyuncağı değil. Şu an Avrupa'da emekli geçim sıkıntısı yaşıyorsa, çalışan insanlar ay sonunu getirmekte zorlanıyorsa, bugün Almanya'da Aldi'ye gittiğin zaman raftan bir şey alırken elin titriyorsa, ortada bir sorun var. Bunun sorumlusu da arkadaşlar unutmayın, en az Rusya kadar Avrupa ülkelerini yöneten siyasetçiler. Bu net arkadaşlar. Hiç hani laf kalabalığına gerek yok diye bir laf var ya, çok güzel bir laf. Laf kalabalığına gerek yok. Şimdi vatandaşa diyorlar ki, biz sana yardım yapıyoruz diyorlar. Evet, ne yardımı yapıyorsun sen? Allah aşkına birisi çıksın bana söylesin. 3-5 kuruş sadaka veriyorlar, zamlarla da geri alıyorlar. Bunun adı yardım mı? Yeni vergiler şimdi vatandaşın sırtına bindirdiler, bindirmeye devam ediyorlar. Küçük esnaf şu anda zor durumda. Faturalarını pek çoğu ödeyemez noktaya geldi. Emekliyi zaten anlatmaya gerek yok. Avrupa'da yaşayan bir ölü. Nefes alıyor emekli. Sosyal yardım da almıyorsa kefeni sarmış cebinde geziyordur, emin olun yani. Bugün Almanya Başbakanı protesto ediliyor. Ne deniliyor? Döner 8 euro oldu. Putin'e söyle 4 euroya indirsinler diye protesto ettiler. Evet. Dalga geçiyorlar artık. Putin Avrupa'nın tamamını, haksız da olsa, bak haklı demiyorum, tokatladı. Siyasetçinin umurunda mı? Alıyor 30-40 bin euro para, oturuyor, yönetiyormuş gibi yapıyor, işte yardım yapıyormuş gibi yapıyor. Muş. Mişmuş dönemindeyiz şu anda. Umurunda mı? Yok. İşçi, gariban, emekli zaten az önce anlattım, nefes alıyor sadece. Bu kadar. Üstelik bir örnek vereyim size. Eskiden biliyorsunuz biz Türkler hep Aldi'ye gideriz. Almanlar bizimle dalga geçiyordu. Bunlar Aldi'ye gidiyor, ellerinde Aldi poşetleri var diye. Şimdi Aldi'de gidin kuyruklar, özellikle indirim zamanında gidin, hep Alman dolu. Dalga geçersiniz siz böyle. Şimdi bakın ucuz, işte 1 euro daha ucuza alacağım diye. Ne yapsın insanlar? İşte o dalga geçenler şimdi kuyruktalar. Bizi beğenmiyorlardı Almanlar. Biz Aldi'ye gidip alışveriş yapıyoruz diye bizi beğenmiyorlardı. İşte arkadaşlar, Avrupa başarılı mı? Bu işten karlı çıkan, bak son 3 yılın ben size söyleyeyim, en karlısı Amerika. Amerika şimdi uzaktan seyrediyor. Yanınızdayız diyor, destekliyoruz diyor. Bak ne oluyor? En büyük rakibi Rusya'yı savaşa soktu.
Avrupa Birliği de şu anda ekonomik olarak dibe doğru gidiyor. Şu anda Almanya'da enflasyon, 40 yılda görülmeyen enflasyon var. %10.9 yıllık enflasyon. Evet, Avrupa'da yaşayanlar. Tablo bu. Hani matematik profesörü olmaya gerek yok. Ekonomist olmaya gerek yok. Siyaset bilimci olmaya gerek yok. Profesör olmaya gerek yok. Markete gir, pazara git, çarşıya git ya da bunların hiçbirini yapamıyorsan git döner al. Geçen seneki fiyatla kıyasla benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Maaşın yerinde sayıyor mu? Sayıyor. Değil mi? Emekliye Almanya'da son 6 ayda %4.2 oranda zam verdiler. Enflasyon %10.9. Onun için diyorum ki bakın bunlar zamcık yapıyorlar. Zam yapmıyorlar. Zamcık. Sağ cebe koyuyor. Sol cepten alıyor. Tablo bu. Şimdi ben bunu anlatırken bazı izleyicilerimiz 1,5-2 yıl önce falan özellikle bir koronavirüs döneminde gülüyorlardı. Almanya'ya bir şey olmaz. Fransa'ya top atsan yıkılmaz. Ben de biliyorum Almanya'ya bir şey olmaz. Anlatmana gerek yok ki. Almanya dünyanın en büyük 4. ekonomisi. Peki sana bir şey oluyor mu? Senin cüzdanında yangın yok mu? Senin mutfağında yangın yok mu? Almanya'ya ne olacak? Devletin kasası para altın dolu. Sen kendi kasana bak kardeşim. Bırak laf kalabalığı yapmayı. Almanya'yı iyi yaptığı şeyleri de anlatıyoruz. Kötü yaptığı da Fransa'yı da diğer ülkeleri de. Benim babamın ülkesi değil. Ama arkadaşlar alınacak bir şey yok. Adamlar yönetemiyorlar. Bak yönetseler de bugün sen doğalgaz faturasını yüksek ödemezdin. Niye özellikle bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ya biz de insanız, yorum yapıyoruz, yanlış da konuşuyor olabiliriz. Kasıt var mı? Yok. Yanlış yorum da yapıyor olabiliriz. Yazarsın videonun altına saygı çerçevesinde. Ya bazıları ağzımızdan Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsveç çıkınca çıldırıyorlar. Ya kardeşim sorun var şu anda. 100 yılda bir görünen en büyük salgını yaşadı bu dünya. Koronavirüs, ardından Rusya-Ukrayna savaşı. Ya 3 kuruş yardım veriyorlar sadaka. Geri alıyor vergiyle. Zamla geri alıyor. Bunu anlatıyoruz. Bundan rahatsız olacak bir şey yok ki. İlginç. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar, özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler, Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam, devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in söylediği şu. Herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10.000, biri 20.000, biri 30.000. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız.
ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız: ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz, görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euroya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak, bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp'tan görüntülü olarak, canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar, sosyal medyada vesairede görüyorum, Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum, çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü, tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz, emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın, iki kişi emekli olsa, diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor. Yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para mı? Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna, eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. Doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun.
yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için özellikle hanımlar sizlere söylüyorum, bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, ihmal ettik. Çok artmış, bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde, düşünme zamanı değil. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de geçen aya ait araç satışları, trafiğe çıkan yeni araç satışları ile ilgili bir rakam açıklandı, istatistik açıklandı. Geçen ay Türkiye'de 102.506 tane araç trafiğe, sıfır araç trafiğe çıkmış. Ve bu rakamla beraber Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 100 bine yükselmiş. Şimdi arkadaşlar, ben bu arabayla ilgili uzun zamandır kafamda sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var, bunu paylaşacağım. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip etsinler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye araçlarını götürmeleriyle ilgili çok çok önemli konuya temas edeceğiz. Şimdi Türkiye'de normal şartlar içerisinde 100 bin lira bile yapmayacak olan tenekelere 500, 600, 700 bin lira para istiyorlar bir arabaya. Evet arkadaşlar, İşte bu koronavirüs döneminde araç üretimlerinde şu oldu, bu oldu, dolar yükseldi, euro yükseldi, bilmem ne oldu, fırsatçılar, onun üzerine neyi katarsanız katın. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Yüzüne bakmayacağın teneke arabalara 700-800 bin lira para istiyorlar. Yeni bir tane araba almaya kalkarsan devlet özel tüketim vergisi adı altında arabanın satış fiyatı kadar vergi alıyor, para alıyor. Yani bir araba alıyorsun ya, bir tane de devlete alıyorsun. Şimdi hangi çağda yaşıyoruz? Vatandaşın arabaya binmesin mi? Araba lüks mü? Şimdi ben bunları anlatınca birileri çıkıp şunu söyleyecek, bak biliyorum. Türkiye'de her evde işte 2 tane, 3 tane araba var. Yok kardeşim böyle bir şey. Yok, atmayın. 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 Böyle bir şey yok. Her evde 2 tane, 3 tane araba yok kardeşim. Olan var. Ayrı bir şey. Toplumu genellemeyin. Kardeşim, millet çoluk çocuğuyla beraber insanca bir yere gitmek için, arabaya binmek için, yani bu kadar devlet tarafından yani layık görülmüyor mu? Bu kadar yüksek vergileri niye kardeşim vatandaşın sırtına yüklüyorsunuz? İlk defa araba alacak olan ya da arabası olmayan kişilere, bak kişilere bir kolaylık sağlayın ya. İnsanlar araba da alsın, binsin de kardeşim. Şimdi bakın, bunu niye anlatıyorum? Şimdi YouTube'da falan görüyorum. İnsanlar Amerika'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki araba fiyatlarını izliyorlar YouTube'dan. Bizim mesela Avrupa'da ya da Amerika'da 5-6 bin euroya, 5-6 bin dolara aldığım bir araba Türkiye'de 700-800 bin lira. Buradaki gençler, Türkiye'deki gençlerin içinde, insanların içinde kalıyor bu. Sonra da diyorlar ki insanlar yurt dışına niye gitmek istiyorlar? İnsanca yaşamak herkesin hakkı değil mi? O da istediği arabaya binmek istemez mi? İstediği evde oturmak istemez mi? Ben bunu söylerken
araba nedir onun adı, satıcıların avukatı değilim. Mal ortağı da değilim. Vatandaşın, milletin sosyal sorununa ayak, sosyal bir sorununu gündeme getiriyorum. Emekliye, evi olmayan emekliye çok ucuz miktarlarda maaşı yetecek kadar taksitle bir ev sahibi ev alabilmek çok mu zor? 3 çocuk olan diyelim bir aile var, evi yok. Ya da 2 çocuk, 1 çocuk, hiç fark etmez. Asgari ücretle çalışıyor. Ömrünün sonuna kadar çalışsa ev sahibi olamayacak. E bu vatandaşa bir tane ev alınsa, şu kadar parada öde dense çok mu kötü? Araba da bunlardan biri. Çünkü araba lüks değil artık. Ya şu vergiler nedir bu arabalarda? Ya görüyorum arkadaşlar internette araba fiyatlarına Türkiye'deki bakıyorum bazen. Ya bu nedir ya? Ya teneke teneke. Emin olun yürüyen tabut, Allah muhafaza bir kaza yapsan öldün gittin. 500-600 bin lira para istiyorlar. 20-30 bin euro. Almanya'ya gel 2000 euro değil. Ama bakın hani ben şunu söylemiyorum. Devlet vergi almasın, sıfırlasın demiyorum. Ya azaltın ya. Arabanın parası kadar vergi mi olur ya? Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bildiğiniz üzere Türkiye'ye araçlarını götürdüklerinde, orada bıraktıklarında 2 yıl hakkı var. Şimdi bunun 5 yıla çıkartılmasıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi. Eskişehir CHP milletvekili verdi bunu, Sayın Çakıral. Şimdi bakın, siyasi hiçbir şekilde olaya bakılmayarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın menfaati gözetilerek tüm partilerin ortak bir şekilde bu kanun teklifini meclis genel kuruluna getirip yasalaştırması gerekiyor. Ya yurt dışında yaşayan vatandaş bu ülkenin, Türkiye'nin üvey evladı mı ya? Niye sınırlıyorsunuz 2 yılla? Bırak getirsin vatandaş ya. Ya ne yapacak? Herkes bir araba mı alıp gelecek? Bir de Türkiye'de kanuna göre aracı getiren kişi, sahibi getiren kişi kullanabilir. Başkası da kullanamıyor ki zaten bu aracı. Ne olacak? Emekliyse Türkiye'de işte 6 ay, 3-5 ay kalacak. Kullansın. İzine gelirse yılda bir sefer vatandaş kullansın. Ne var bunda? Yani niye kardeşim vatandaşa kolaylık sağlamak yerine vatandaşa sürekli zorluk çıkartıyorsunuz ya? Niye kardeşim, niye? Yani bir kanun çıkartılırken ya da bir şey yapılırken biz vatandaşın cebinden nasıl para alırız diye mi düşünüyorsunuz ya? Allah aşkına yapmayın ya. Ya yapmayın kardeşim ya. Yani arabayı anlatıyorum bir saattir, ayıp ya. Hangi çağda yaşıyoruz? Arabanın lüks olmadığını anlatmaya çalışıyorum ya. Bana da yazık kardeşim ya. Vatandaşa daha da yazık ya. Araba lüks mü ya? Ben ne diyorum? Git son model Porsche al demiyorum ki. Mercedes'in bilmem ne modeline bin demiyorum ki. Ya ayağını yerden kessin vatandaşın ya. Bırakın ya. Ya bırakın vatandaşın şu yakasından, şu vergiden bir düşün ya Allah aşkına ya. Ya devlet vergi almasın demiyorum. Devlet zaten vergi almazsa yok olur. Ama ya arabayı da alacak olan vatandaşa bir araba kadar, hani fiyatı kadar sırtına yük yüklemeyin. Ya yanlış anlamayın beni. Ben de devletim zengin olsun, milletim daha çok kalkınsın istiyorum. Onun için konuşuyorum ya. Kıymetli izleyicilerimiz, vatandaşlık konusunda Avrupa'da enteresan bir gelişme var. İsviçre'de 18 yaşındaki göçmen bir kişi 2021 yılında bir mağazadan bir USB güç adaptörü, bir gömlek ve 2 tane tişört çalıyor. Vatandaşlık başvurusu yapıyor ve kendisine devlet yetkilileri şunu söylüyor. Diyor ki, sen hırsızlık yaptığın için biz sana İsviçre vatandaşlığını vermiyoruz diyor. Daha sonradan bu kişi avukat tutuyor, mahkemeye, idare mahkemesine gidiyor ve mahkeme bir karar veriyor. Verilen bu karara göre gerekçesinde şu söyleniyor. Deniliyor ki, bu genç, 18 yaşındaki bu genç arkadaşlarının etkisinde kalarak istemediği bir şey yapmıştır. Bu gencin vatandaşlığını biz o mahkeme olarak onaylıyoruz diyorlar ve İsviçre vatandaşlığını bu gence, hırsızlık yapan gence veriyorlar. Şimdi ülkede bu konu tartışılıyor. Yapılan bu tartışmaya göre bir taraf diyor ki, en ufak bir trafik cezasından bile bazı insanlara vatandaşlık verilmezken
bir kişiye hırsızlık yapmasına rağmen neden vatandaşlık verildi, pasaport verildi? Diğer bir taraftan da insanlar şunu söylüyor. İnsanlar hata yapabilir. Bu hataları onların bundan sonraki hayatlarında tekrar edeceği anlamına gelmez diyor. Şimdi enteresan bir durum. Ben fikrimi açıklayayım arkadaşlar. Şimdi hukukta yasalar önünde herkes eşittir. Geçmişte en ufak bir problem yaşadı diye bir kişiye vatandaşlık verilmiyorsa normal şartlar içerisinde bu gence de vatandaşlığın verilmemesi lazım. Ha, insani boyut başka bir şey. 18 yaşında daha bir genç hatasını anlamıştır, ona bir şans verilmesi gerekebilir. Bunlar da başka bir şey. Ama hukuk önünde herkesin eşit olmadığını ben anlıyorum. Tablo bu. Peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda yüz binlerce vatandaşımız Avrupa'da çeşitli ülkelerde vatandaşlık almak için bekliyor. Aile birleşimi için bekliyor. İltica başvurusu yapanlar var. Yıllardır ben işte Alman vatandaşı olayım, Fransız, Hollanda, İsveç, İsviçre vatandaşı olayım ya da diğer ülkelerin vatandaşı olayım diye bekleyenler de var. Onlar şimdi eminim ki hayretler içerisinde İsviçre mahkemesinin almış olduğu bu kararı tartışıyor ya da ilk kez benden duyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazınız. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği ülkelerinde enteresan ve bir o kadar da düşündüren bir açıklama var, bir istatistik var. Avrupa'da israfla ilgili bir açıklama, bakın. Avrupa'da son bir yıl içerisinde kişi başına 127 kilogram gıda israfı yapıldı. Yemek israfı. Bu israfın %55'lik kısmı evlerde yapıldı. Kişi başı 70 kilogram israf var. Geriye kalan %45'lik kısımda ise restoranlarda, işte özel işletmelerde, otellerde vesairede bir israfın olduğu ifade ediliyor. Yani restoranlarda, kafelerde, işte perakende ve dağıtım yeri olan yerlerde kişi başı 12 kilogramlık bir israf var. Şimdi arkadaşlar, ne kadar enteresan bir dünya değil mi? Bir tarafta insanlar ekmek bulmakta zorlanıyor, bir tarafta maalesef birilerimiz imkanı olmasa bile daha fazla alarak ve bunları tüketmeyerek, çürüterek, son kullanma tarihini geçirerek vesaire çöpe atmak zorunda kalıyor. Yine ne kadar acı bir olay ki başka birileri ise o çöptekini bile bulamıyor. Bak, yemeği geçtik, bulamıyor. Dünyada o kadar çok adaletsizlik var ki, mesela Avrupa'da açlık var mı? Yok. İnsanlar geçinmekte zorluk çekiyor olabilir. Öyle ya da böyle, hani mesela Almanya'da aç var diyemeyiz. Almanya'da 2,5 milyon kişi aşevinden karnını doyuruyor. Öyle ya da böyle devlet bakıyor yani. Öyle ya da böyle insanlar bir şekilde karnını doyuruyor. Sosyal yardım azdır, odur budur. Bunların hepsini anlatıyorum ben. Ayrı bir şey. Aç var diyemem. Haksızlık yapmış olurum. Ama bir taraftan başka bir ülkeye bakıyoruz arkadaşlar. Perişanlık, yokluk, yoksulluk, hastalıklar, onlar bunlar. İşin garip tarafı şu. Mesela Fransa'dan, Belçika'dan örnek vereyim. Belçika, Afrika ülkelerinin bütün hemen hemen değerli madenlerini sömürüp, altını, pırlantayı, elması, onu bunu Afrika ülkelerinden çalıp Belçika'ya getiren bir ülke. Fransa'ya bakıyoruz. Kuzey Afrika ülkeleri, Fas, Tunus, Cezayir, Libya gibi ülkeleri sömürmüş, sömürmeye devam eden bir ülke. Bu Afrika ülkelerinde insanlara ekmek, iş, aş bırakmadılar. Getirdiler Avrupa'ya. Bu insanların ekmeklerini çaldılar.
Ben hırsızlık diyorum buna. 3 kuruş para verdiler, getirdiler bu topraklara, alın dediler kendi halkına, siz bunları yiyin dediler. Şimdi bu topraklardaki, Avrupa topraklarındaki insanlar da içerisinde gözyaşı olan, içerisinde ah olan bu ekmeği yiyorlar ve israf ediyorlar. Tablo bu bak. Aslında herkese eşit dağıtılmış bir rızık var. Ben böyle görüyorum. Ama insanoğlunun kanı bozuk olduğu için bu insanlardan bahsediyorum. Afrika'dakinin, işte Asya'dakinin, oradakinin, buradakinin elindeki yeraltı kaynağını, yerüstü kaynağını, petrolünü, osunu, busunu çalıyor, açlığa mahkum ediyor. Ve şu anda ne diyorlar Avrupa'da? Biz işte göçmenler gelmesin diyorlar. Ya kardeşim, sen bu göçmenin, mültecinin ülkesinde yiyecek ekmek bırakmadın ki. Ne yiyecek? Taş mı yiyecek? Gelecek tabii ki. Taş mı yiyecek? Son 8 yılda resmi rakamlara göre 30 bin kişi Avrupa'ya gelirken yolda öldü. Boğulanlar var, işte öldürülenler var, donan var, o var, bu var. Diyorlar ki niye geliyorsunuz? Niye gelmesin ki? Anlattım bak, adamın her şeyini almışın elinden. Fransa'da mesela görüyorum Afrikalıları, onları, bunları, işte olaylar, onlar, bunlar, metroya bedava binenler, atlayanlar, vuranlar, kıranlar, edenler, bakıyorum. Bu insanlar yanlış şeyler yapıyorlar tabii ki, bunları tasvip etmek mümkün değil. Kim bu insanlar? Düşününce diyorum ki Fransa işte Afrika'yı sömürmüş. Belçika'ya gittiğimde Belçika'da aynı tabloyu görüyorum. Kim bu insanlar? Bu adamlar niye geldiler bu topraklara? Niye? Çünkü Fransa, Belçika, diğer Avrupa ülkeleri hepsi bunları sömürdüler. Ekmeklerini ellerinden aldılar. Şimdi istemiyorlar bunları. Gelmeyin diyorlar. Yani böyle bir tablo var. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde Türkiye'de evi olanlar lütfen benim anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde Türkiye'de evi bulunan gurbetçi vatandaşlarımızın evlerine hırsızlar adeta dadanmış vaziyette. Bakın, yeni bir olay daha meydana geldi. Konya'nın Kulu ilçesinde iki gurbetçi vatandaşımıza ait olan ev hırsızlar tarafından soyulup soğana çevrildi. Bakalım. Kulu Merkez Karşıyaka Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde gurbetçi olan Aliye Y ile A.Y'ye ait olan tek katlı müstakil evin pencerelerinin demir korkulukları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilerek, kırılarak içeriye girildi. Evde bulunan kalaylı bakır kaplar, tava, tencere, bulgur kazanları, bakır leğen gibi para yapan eşyalar çalındı. Hırsızlık olayı ev sahipleri A.Y'nin eve gelmesiyle ortaya çıktı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar ardından adrese sevk edilen polis ekipleri pencere korkuluklarının hasar gördüğünü, kırıldığını tespit etti. Adreste incelemelerini tamamlayan polis ekipleri yaklaşık 14.000 TL değerinde eşya ve malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı deniliyor. Evi de tabii harabeye çevirmişler değerli izleyicilerimiz. İki gurbetçimizin evi perişan vaziyette. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu ve benzeri olaylar genelde işte bu kişilerin evleri nasıl olsa bunlar yurt dışında deyip soyulan evler, bilinen kişiler. Hani hırsızları da tahminime göre çok fazla uzaklarda aramamak gerekiyor, etrafta aramamak gerekiyor. Benim size tavsiyem şu: evinizde asla değerli bir eşya, para, altın gibi şeyler bırakmayın arkadaşlar. Ya gerçi bu hırsızlar o kadar arsız ki, öyle olaylar var ki, geçen anlattım yine. Yine Konya'da gurbetçi vatandaşımızın evine girip yaşamışlar 1,5-2 ay. Evet, yaşamışlar. Daha sonra komşulardan biri eve diyor ki, birileri gece girip çıkıyor. Almanya'da bulunan vatandaşımızı arıyor. Kardeşim diyor, senin evine birileri gelip giriyor diyor. Kim bunlar diyor. Ne bileyim kardeşim, kimse yok diyor. Bunlar ne yapıyorlar? Sonra polise haber veriyorlar falan, geliyorlar. Evde bir tane kadın, bir tane erkek.
Kimsiniz kardeşim diyor polis. Biz bu evi kiraladık diyorlar. Ev sahibiyle polis temasa geçiyor. Yok kardeşim ne kirası diyor. Böyle olaylar var. Şimdi benim naçizane tavsiyem. Türkiye'de evi olanlar. Komşunuzu, eşinizi, dostunuzu arayın. Gitsinler evinizi bir kontrol etsinler. Yani hırsızlık boyutunu aşmışlar. Yaşıyorlar evlerde. Bir konuda daha tavsiyede bulunayım. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Yanlış anlamayın. Kiralık kasa denilen bir şey var. Değerli eşyanız, paranız varsa kiralık kasaya koyabilirsiniz. Anahtarı sizde, sizden başka hiç kimse açamaz. Benim naçizane tavsiyem bu. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi diyelim. Enteresan bir karar aldı. Alınan bu kararla beraber şöyle bir tablo çıktı. Karar şu öncelikle. Çalışanların dini, felsefi ve ruhani simgeler kullanmasını yasaklamanın ayrımcılık olmadığı yönünde bir karar veriyoruz dediler. Bu ne demek? Çalışanlar, ister kamuda ister özel sektörde. İşveren, sen neden başörtüsü takıyorsun diyerek işten tazminatsız bir şekilde atabilirsin dedi. Mahkeme kararı bu. Avrupa Adalet Divanı 14 Ekim tarihli kararında bunu söyledi. Şimdi arkadaşlar, alınan bu kararla beraber başörtülü olarak bir iş yerinde çalışan bir kişi varsa tazminatsız bir şekilde atılabilir. Bu kararın bir diğer anlamı şu. Başörtünü çıkar, çalış. Şimdi arkadaşlar, insan hakları, demokrasi gibi kavramların, din, dil, özgürlüğü gibi kavramların bir kez daha Avrupa'da bir anlamı olmadığını görüyoruz. Yarın öbürsü gün bir kişi işten atıldığında para yok diyecekler. Avrupa Adalet Divanı'nın 14 Ekim tarihli bu kararına dayanarak ben ondan atıyorum, işten atıyorum diyecek. Tablo bu. Yarın öbürsü gün üniversiteleri yasaklayacaklar. Yarın öbürsü gün otobüse binemezsin diyecekler. Hepsi olacak bunların. Şaşırmayın. Şimdi benim görüşüm, isteyen istediğine inanır. İstediği şekilde başörtüsünü takar. İstediği şekilde boynuna haç takar. Yahudiler kafasına kipa takar. O kendisiyle ilgili bir durum. Yani o zaman şunu söyleyelim. Hristiyanlar boynuna haç takmasınlar. Olur mu? Olmaz. Ne sen ona karışabilirsin, ne de o sana karışabilir. Allah'la kul arasındaki konuya mahkeme müdahil oluyor. Bu böyle. Mahkeme diyor ki yok diyor, yasak diyor kardeşim diyor. At diyor bunu işten diyor. Göreceksiniz. Yarın öbürsü gün Avrupa'nın tamamında bu ve benzeri kararlar ortaya çıkacak. Hani mahkeme durduk yere bu kararı almıyor. Bir şikayet var, bir olay var, onun üzerine alıyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazınız.